arkadaşlar. Hazırladığım videoda Sarı Prenses'imin çiftleşme isteğini göstereceğim size. Şu an bayağı kızışmış zaten. Dikkat ederseniz siyah taşımın üstünde. Bu taşı da çiftleşsinler diye koydum, düz zemin. Normalde kumda da yapıyorlar ama düz zemin olduğu zaman yumurtaları daha rahat bırakıp dişi ağzına yumurtaları daha güzel alıyor. Şu an gördüğünüz gibi balıklardan zaten bir tanesi agresif, görüyorsunuz. Diğer balıklar hepsini o tarafa iteklemeye çalışıyor. Şu an telefonumu sabitleyip bırakacağım şimdi. Arkadaşlar şu an çiftleşen balıklarım şeker pembe cikletle sarı prenses çiftleşiyor. Ağzından 3 farklı ciklet çıkıyor yavrulardan. Şeker pembe çıkıyor, sarı prenses çıkıyor. Yerine göre ya mavi prenses çıkıyor ya beyaz prenses çıkıyor ağzından. Şu an çiftleşmesini size çekmeye çalışıyorum. Telefonum sabitli çünkü balıklarım beni gördükleri zaman ürküyor. Uzaktan konuşuyorum şu an. Gördüğünüz gibi zaten siyah bir balık var, sarı prenses. Artık kızışmış, kızışma noktasına gelmiş. Şu an kamerada olan. Şu an dikkat ederseniz bütün balıkları kovmaya çalışıyor. Kendine çiftleşme alanını açmaya çalışıyor. Ağzında yumurtaları tutan diğer ciklet de şu an hemen kameranın sağ tarafında duruyor. Yukarı çıkamıyor. Diğer balıklar geldiği için yukarı çıkamıyor. Zaten bayağı ağzına yumurtalarını almış. Ben yeni fark ettiğim için. Bakın sağ taraftan aşağı indi şu an. Akvaryum çok kalabalık olduğu için şu an nereden baksanız 40-50 balık var. Balıklar biliyorsunuz durmuyor yerinde. Durmadıkları için erkek bayağı bir agresif olduğu için durmadan peşliyor ve çiftleşmesi biraz geç oluyor. Şu an dişi sarı taşın altında şu an. Şeker pembe dişisi. Dişi şu an geldi. Dikkat ederseniz ağzı dolu. Erkeği bekliyor. Ama diğer dişiler izin vermediği için çiftleşme biraz geç oluyor. Erkek hepsini peşliyor ama çok erkek var akvaryumda şu an. Dişi taşın sağında solunda geziyor ama diğer balıklar bir türlü izin vermedi artık yani. Zaten ağzı dolmuş. Bu saatten sonra belki yumurta almaz ama gene bir çiftleşme döllenme olayı var. Döllenme olayında balığın dönüp döllenmesi lazım. Yumurtalarının. İkisi bir geldi şu an. Şeker pembe de 7-8 santim var. Erkek bayağı maşallah var. Erkeğin baskın olması akvaryumda sürekli yavru almanıza sebep olur. Baskın erkek her zaman iyidir. Akvaryumunuzda zaten fazla erkek tutmayacaksınız. Şu an benimkinde karabalık 6-7 tane erkek var. O yüzden biraz zor oluyor çiftleşmeleri. Biraz bekleyip videoma son vereceğim. Bakalım nasıl bir çiftleşme döngüsü yapacaklar. Ben biraz daha uzaklaşacağım çünkü benden de rahatsız oluyor olabilirler. Ben gel deyince gel, tamam. Thank you.
Bir maşallah alırım arkadaşlar. Bakalım yumurta bırakacak mı? Taşım siyah olduğu için, yumurtalar beyaz olduğu için güzel gözüküyor yumurta bıraktığı zaman. Gayet de güzel bir video oldu arkadaşlar. Çiftleşme döngüsünü gösterebildim size güzelce ne. Balınız bu şekilde zaten agresiflik yapıyorsa, siyahlaşmışsa anlayın ki çiftleşme döneminde şu an. Çiftleşmek istiyor. Ediyorum arkadaşlar. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız sevinirim. Farklı bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Balıklarımı rahat bırakacağım şimdi. Daha güzel. Yaşasın.